yaklaşık bir saattir bekliyoruz yani. Bugün bir tramvaya binecektik yerine beraber misafirle. Bir saattir bekliyoruz. Önceden bir saat başı vardı. Konya'da pandemi döneminde yaşanan kapanmalarla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer sayıları da azaltılmıştı. Haliyle normalleşme Konya'nın toplu ulaşımında birçok sorunu da beraberinde getirdi. Azaltılan otobüs seferleriyle birlikte birçok vatandaş ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyor. Biz Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyoruz. Ahmet Keleşoğlu Fakültesi 4 numara gidiyor ve çok az seferleri var. 4'e bindiğimiz zaman 52 ile tekrar döndüğümüz zaman 52'ye dönüyor. Tekrar inmek zorunda ve yürümek zorunda kalıyoruz. Bir yukarıya Köyceğiz'e çıkıyor. Tamam, onlar da haklı ama bizim için 4 seferler çok az. Geçen gün bir otobüsü, yani fabrikaya giden bir otobüsü 4'e çevirmişler. Bu bizim için iyi bir şey ama genel olarak yetmiyor bunlar bize. Bir saatte gelen otobüsler arada 2 saatte falan geliyor. Bence bu durum kötü yani herkes için. Otobüse yarım saat, bir saat falan, yani uzun süreler yani. Bir insan bir iş çıkıyor mesela, hastaneye gidecek falan. Çok geç oluyor onun için. Önemli bir işini halledemiyor. Bu Lalebakşa 9 numara otobüsü, biz onun bir türlü saatini öğrenemedik. Bazen yarım saatten mi geliyor? Yani yarım saatten bir gelmesi gerekirken bazen bir saatten mi geliyor? Bazen 5 dakika kalıp çıkıyoruz. Geliyoruz, duraktan bekliyoruz. Yok. Yani bir türlü saatini öğrenemedik. Biz onun saatin gelmesinde de memnun değiliz. Yani bunun bir düzeltmesi gerekir. Bunu istiyoruz. Otobüs seferleri de biraz sıkıntı, bir sefer çok iyi olur. Sabah yağmurda doktora gideceğim, randevuya yetişemedim. Değilim. 11 Karayük Karmancık 75. 8 otobüsü Kovanazı. Başka 76. Hele 76'da hiçbir şekilde 3 saat koymuşlar. Sadece 3 saatlik var ve bizim orada 40 dakikada gidiyor. 40 dakikada geliyor. 40 dakika süre içerisinde bekliyorum. Nasıl diyeyim? Geliyorum, otobüsü kaçırdım, 40 dakika sonra geliyor. Rahatsızım yani. Konyalı vatandaşların da dile getirdiği gibi gün içerisinde yaşanan toplu taşıma sıkıntısı bir yana, asıl sıkıntı gece 12'den sonra başlıyor. Dolmuş ve otobüs seferlerinin bulunmaması, tramvay sefer sayılarının da az olması vatandaşlara sıkıntı yaşatıyor. Özellikle de şehre dışarıdan gelen yolcular otogar bölgesinde uzun süre toplu taşıma bekliyor. Konya'nın gece ulaşımında otobüs ve dolmuşlar çalışmazken tramvay seferleri de 2 saatte bir gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarsa bu konudan mağdur. Gece geç saatlerde tramvay bekleyen vatandaşlar, geçtiğimiz dönemlerde saatte bir hareket eden tramvayın 2 saatte bir hareket etmesinden muzdarip durumda. Yani gece şu anda saat 2'ye geliyor. İşte 1 saat 15 dakika beklemez onlar. Paran varsa taksiye binip gideceksin. Paran yoksa bekleyeceksin. Yazık işi yok. Ya ben çok şaşırdım. Normalde pandemi döneminden önce burada hem Bosna kampüsü olmuş, yarım saat 15 dakikaya bir geçiyordu gece sabaha kadar. Hem de tramvay geçiyordu bir saati bir normalde. Ben öğrenciyim, hukuk fakültesinde okuyorum. Kırşehir'de oturuyoruz normalde. Ben buradan yani akşam olduğu için otobüsüm gece 12.30 1 gibi iniyordu. Normalde tramvaya binebiliyordum. 1.20'de 1.10'da tramvay oluyordu. Ama şu an baktım gece 3'teymiş tramvay. Ve benim şu an saat daha 1, 2 saat tramvay beklemem lazım buradan. Ya da taksi parası vermem lazım. O da bir öğrenci için gerçekten bayağı fazla bir miktar. Kendim Aydın'dan geldim. Kuşadası'nda okuyorum. Vizeler bittiği için. Vizeler bittiği zaman öğrenciler özellikle otobüslerde yoğunluk oluşturuyorlar ve bilet bulmak zor oluyor. Özellikle farklı şehirlerden gelen öğrenciler benim gibi gece yarısı geldiklerinde bu ulaşım onlar adına daha da büyük sıkıntı oluyor. Sadece kişisel düşünmemek lazım bunu. Çeşitli olarak iş seyahatleri yapabilen veya başka işlerle uğraşan insanlar için de gece seyahatleri oldukça önemli olabiliyor. Gece çalışan insanlar var. Bence tramvay seferlerinin 2 saat değilse de en azından saatte 1 olması gerekiyor. Delikanlı eksiklik diyorum. Önceden saat başıydı. 1.40, 2.40 öyle saat başıydı. Şimdi Konya'ya yakışmıyor. 2 saat tabii otobüs yakışmıyor. Bir şehrin şeyini gösteriyor yani. Bir de otobüs koyuyorlar tramvay yerine. Belediyede para mı yok da böyle otobüs koyuyorlar? Yakışıyor mu Büyükşehir'e yani? Yolcu arkadaşlar mağdur oluyor yani. Otobüs ve tramvay seferlerinin azlığından şikayetçi olan vatandaşlar bu konuya çözüm bulunmasını ve sefer sayılarının artırılmasını bekliyor. Yani 4'ün artması ya da 3'ün mesela AKF'e gittiğini çoğu insan bilmiyor, İlahiyat Fakültesi'ne.
Onun dışında yani biraz daha artırılabilir. Bir de otogardan buraya bir tane daha sefer olabilir. Yani herkes otobüse binmek istiyor. Minibüsler zaten minibüsleri saat 7'den sonra yok. Akşam 7'den sonra yok. Otobüslerin saatleri de bu şekilde. Yani bunun bir düzenlemesini istiyoruz. Otobüs saatlerini arttırsınlar. Hani çok zor durumda kaldım. O yüzden bu konuda bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Dolmuş saatleri veyahut da otobüs tramvay saatleriyle ilgili merkeze, en azından merkeze gidebilmek isterdim yani şu anda. Dolmuş seferlerini yine hadi anlayabiliyorum. İnsanlar geceleri dinlenmek istiyorlar ama bence belediyenin bununla ilgili adımlar atıp çalışmalar yapması gerekiyor diye düşünüyorum.